Günaydın değerli yatırımcılar. Küresel piyasalara baktığımızda genel olarak dün negatif hareketler sergilendi. Avrupa piyasaları Deutsche Bank'ın çıkan haberleriyle beraber satış baskısı altında kaldı. Özellikle Almanya %2'ye varan yoğun bir satış baskısı söz konusuydu. Zaman zaman %2'nin de üzerine çıktı satışlar. ABD de aynı şekilde Uzak Doğu piyasaları da yoğun satış baskısı altındaydı. Bugün bizim piyasamıza dönecek olursak biliyorsunuz ki Cuma günü Moody's bir notumuzu indirdi. A1'e indirdi. Yatırım yapılamaz ülke seviyesine. Bu noktadan sonra dün yoğun satış baskısı geldi. Özellikle bankacılık sektörüyle paralel olarak yoğun satış baskısı altında kaldığı endeks %4'lere varan bir geri çekilme yaşandı. Bugün için endeksin biz tepki alımıyla güne başlayacağını düşünüyoruz. Birincisi bu yoğun satış baskısının arkasından gelecek olan tepki alımı. İkincisinin sebebi de kur tarafında gayet olumlu hareketler gözükmekte. Dolar TL 2.97 seviyesinin altına sarkmak üzere 2.97'nin altında kaldığı sürece endeks pozitif etkilenmeye devam edecektir. Biz endeksin güne 77.000 seviyesinde başlayacağını düşünüyoruz. 77.000 direnç noktasını kırarak gün içerisinde 77.500 direnç noktasına doğru yükselişlerini sürdüreceğini öngörmekteyiz. 77.500'ün üzerine çıkması durumunda 78.300 bandını takip ediyor olacağız. 77.000 üzerindeki kapanışlar endekste biraz daha toparlamanın devam edeceğinin işaretini, sinyalini verebilir bize. Olası bir geri çekilme yaşanması durumunda ise 76.000 ilk destek noktamız ve 76.000 noktası dün de gördük ana destek noktası olacaktır. Çünkü 76.000 destek noktasına geldikçe endekste bir tepki alımı canlanmaya başladı. 76'nın altına şu an için sarkacağını düşünmüyoruz endeksin ve 76'nın üzerinde kaldığımız her gün yukarı yönlü hareketler tetiklenebilir. 77.500 ilk direnç noktamız olarak karşımıza çıkacaktır. Kur tarafı sakin. Aynı sakinlik ve alıcılı seyir 10 yıllık tarafta da olacaktır muhtemelen. Faiz tarafında da olacaktır diye düşünüyoruz. Dün küresel piyasaların bu kadar düşmesini onlar da tepki alımıyla karşılık verecektir. Petrol fiyatları biraz daha yukarı yönlü hareketler gerçekleştirirse özellikle Avrupa tarafını biraz daha canlandıracaktır diye düşünmekteyiz. Bugün piyasayı etkileyecek önceden hazırlanmış bir haber yok. Fakat Stanley Fisher'ın konuşması var saat 18.15 sularında. Bu önemli. Stanley Fisher Yellen'dan sonraki en dikkatle dinlenen Fed başkanlarından bir tanesi. Stanley Fisher geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamasında biraz şahin konuşmuştu. Onun bugünkü açıklamalarını dikkatle takip ediyor olacağız ve onun etkileri bize yarın yansıyacaktır piyasaya. Diyeceklerim bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum.